Adalet ve Kalkınma Partisi Ünye İlçe Başkanlığı CHP'den 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçiş sürecini değerlendirdi. Sürecin daha önceden planlandığını ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Tavla, süreçte gizli çevrelerde, karanlık odalarda bu işlerin istişaresi yapılmış dedi. Tavla seçim çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de açıklamalarına eklerken, AK Parti'nin dinamik teşkilat yapısıyla seçime her zaman hazır olduğuna dikkat çekti. İYİ Parti'nin genel başkanının bir ifadesi vardı. Abidik gubidik işlerle bizim işimiz olmaz. Biz kendi işimize bakarız, doğru bildiğimiz işleri yaparız gibi ifadesi olmuştu. Ama bir gün sonrasında abidik gubidik işlerle ne kadar işleri olduğu, CHP'nin uzaklardan bir yerlerden nasıl düğmeye basıldığını, düğmeye basılarak başka taraflardan ve dışarılardan nasıl yönetildiğini hep birlikte şahit olmuş olduk. Bir gecelik operasyonlarla, bir anlık hamlelerle gerçekleştirecek konular değil bunlar. Demek ki süreçte gizli çevrelerde, gizli karanlık odalarda bu işlerin istişaresi yapılmış. Türkiye'yi bugün gelmiş olduğu noktadan daha ileriye taşımak yerine daha geriye nasıl düşürebiliriz? Bu millete nasıl diz çöktürürüz hesabı yapanlara hizmet etmektedirler diye ifade ediyor. AK Parti kurumsal yapısını tamamlamış. Her zaman yarın da seçim olacakmış gibi veyahut da 2 sene, 5 sene sonra seçim olacakmış gibi hiçbir döneminde, hiçbir zamanında başından bugüne kadar hazırlıksız bir dönemi olmamıştır. Her zaman dinamik ve hareketli bir şekilde kendini hem yenileyen hem de süreçte daima hazır bulunan bir teşkilat yapısı vardır. Onun için bizim açımızdan seçim herhangi bir sürpriz oluşturmamıştır. Teşkilatın dinamik yapısından dolayı da seçime bugünden itibaren zaten hazırız. Bu seçim sürecinin memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bize halkımızın dünden bugüne kadar verdiği destek ve teveccühün daha iyi bir şekilde ve daha güçlü bir şekilde bu yeni anayasal düzene ve sisteme geçtiğimiz bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza verecekleri desteğe inancımız ve güvenimiz tamdır. Hazır başkanım. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte bugünkü koşar adım giden ülkemizin geleceğe yürüyüşü daha hızlı bir şekilde ve heyecanla yürümeye ve koşmaya devam edecektir. Geleceğimizin aydınlığı noktasında 2023 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi noktasında önemli bir basamağın geçiş noktasının da hayırlısıyla neticeleneceğine inancım tamdır.